Arkadaşlar, herkese merhabalar. Şu an Hiba ile ilgili kısa bir değerlendirme yapacağım. Biliyorum birçok insanın morali bozuk, canı sıkkın. Hocam, Hiba ne zaman çıkacak? Bu daha hala aşağı geliyor. Aynen öyle. Şu an grafikte de görüldüğü gibi hala aşağı geliyor arkadaşlar. Aslında bunların sabırsızlıklarının sebebi oradaki soran arkadaşlarımızın geneli herhalde muhtemelen ödemesi gereken parası var ve o parayla hani kısa vadeli yatırım yapayım, biraz paramı artırayım, o şekilde ödeneyim diye düşünmüş olabilir. O parayı o yüzden dolayı ihtiyacı olabilir. Bu yüzden dolayı da zamanla ilgili sıkıntısı olduğu için ne zaman çıkacak sorusunu sorabilir. Özellikle sıklıkla soruyordur. Size bu yönüyle hak veriyorum arkadaşlar. Ama şu var. Bakın, burada hani zaman ile ilgili bir şey söyleyemem ama şu an sadece Shiba için geçerli bir durum değil maalesef ki. Altcoin'lerin tamamı neredeyse %100'ü aşağı doğru geliyor. Baskıyla bir miktar daha aşağı geliyor ve gelecek mi? Evet, gelecek. Ben daha önceki Bitcoin videomda söyledim. Bakın arkadaşlar, Bitcoin'in 60 bin bandının altında olması her zaman bu gibi hareketlere sebep olabilir demiştim. Ve Bitcoin de hala geleceği kötü yerlerde vardı. Ve o kötü yerlere, özellikle o kötü yerleri yavaş yavaş getirmeye başlıyorlar. Peki o kötü yerlere gelmesi ne demektir? İşte bu altcoin'lerin de Shiba da dahil olmak üzere bir miktar daha aşağı gelmesi demektir. Zaten en son videomda söylemiştim arkadaşlar. 2700'lü bantlarına kadar gelebilir demiştim. Hocam, 2700 bandından sonra yükseliş olabilir mi? Bakın arkadaşlar, buradan yükseliş yapabilir mi? Yapabilme potansiyeli var, yapabilme ihtimali var. Ancak İsterlerse aşağı gelebilir arkadaşlar. Bir miktar daha gelir. Bitcoin aşağı çakılırken, Bitcoin aşağı yönü gelirken Shiba'yı da yukarı yönüne çıkarmazlar. Şu piyasa ne piyasasıdır arkadaşlar? Şu piyasa mal toplama piyasasıdır. Arkadaşlarımız bana soruyor. Hocam diyor, benim diyor 1 dolar zararım var. Yaklaşık 4000-5000 dolarlık bir portföye sahip zaten. Ne yapayım, satayım mı? Yani burada söylediklerim hiçbirisi yatırım tavsiyesi olmamakla birlikte. Bakın arkadaşlar, kötü piyasada satılmaz. Tam tersi yapılır. Ne yapılır? Toplanır. Mal toplanır. Kötü piyasada toplarsın, alttan biriktirirsin. İyi piyasada, piyasa koşullarının el verdiği zaman, her şeyin olgunlaştığı zaman ne yaparsın? Alttan topladıklarını yukarıda hedeflerine geldikleri zaman satarsınız. Yani burada yapılması gereken hareket budur. Peki bunu yapacak olan kimdir? Bunu yapacak olan da tabii ki ellerinde nakiti olandır. Nakitini iyi şekilde kullanabilendir. Hocam, benim az param var. Bu hiçbir önemi yok arkadaşlar. Bunun hiçbir mazereti ve bahanesi yok. Bakın, yüz binlerce doları olan kişi de aynı şekilde para yönetimi yapıyordur. 5 bin liralık, 5 bin dolarlık, 1000 dolarlık portföyü olan da aynı şekilde para yönetimi yapabilir. Yani ne demek oluyor? Arkadaşlar, 100 bin doları olan da 100 bin dolara göre alım yapar. Siz burada örnek veriyorum. Portföyünüz 3 bin dolardır, 5 bin dolardır. Ne yaparsınız? 2 bin dolarlık, 3 bin dolarlık alım yaparsınız. O da 20 bin dolarlık, 25 bin dolarlık alım yapar. Örnek veriyorum. Bir noktada sadece. Sonra aşağıdaki noktalar için de o şekilde parasını ayırabilir. Siz de aynı şekilde yapabilirsiniz. Bakın, 1000 dolarlık alım yaparsın. 2000 doların var. 2000 doları daha aşağıdaki yerler için ayırırsın. Özellikle kötü piyasada. Kötü piyasada yapılması gereken hareket şudur arkadaşlar. Elinizde çoğunlukla nakitiniz olacak. Elinizde az miktarda kripto coin olacak. Aslında arkadaşlar, kısa vadeli işlemlerde de böyle alsat yaparak da para kazanabilirsiniz. Elinizdeki duran bir miktar nakitinizde. Nakitiniz zaten bu durumlarda kullanılmak için vardır. Shiba'da bakın arkadaşlar, şu görüyor musunuz bu hareketler? Bakın. Bu hareketler baskı hareketleridir. Aşağı yönlü baskılanma hareketidir. Görüyor musunuz? Bakın. Yukarı çıkıyor gibi veriyor, tekrar aşağı. Yukarı çıkıyor gibi tekrar aşağı. Merdiven basamakları gibi aşağı baskıyla. Niye? Herkesin elinde Shiba var. Burada bir baskı kuruluyor arkadaşlar. Kimisine sattırılmaya çalışıyor ki başarılı oluyorlar mı? Evet, oluyorlar. Çünkü bana özelden çok soruyorsunuz. Hocam, şu kadar zararım var, satayım mı? Bu soruyu soruyorsanız, birileri size satın, bir grup, bazı gruplar kuruyorlar ya, gruplarda insanları yönlendirmeye çalışıyorlar. İşte satın, daha çok aşağı gelecek, şunu yapacak, bunu yapacak falan. Zararına satıyorsun, sonra onlar ne yapıyor? Çıkarıyor. Satmadığınız sürece arkadaşlar, satmadığınız sürece zarar zarar değildir. Sıkıntı yoktur. İlla ki çıkacaktır. Hatta kar da kazanacaksınızdır ama sattığınız zaman bakın, zararı peşin peşin alıyorsunuz demektir. Ya sattı dediği rakamlarda 5000 doları var zaten, 1000 dolar zararı var. 1000 doları direkt çöpe atacak. Arkadaşlar, 1000 dolar kaç para biliyorsunuz mu? Şu an ben de bilmiyorum çünkü çok çok hızlı yükseliyor. En son 17 liraya geçmişti, 18 liralara doğru yolculuk yapıyordu. Yaklaşık 17 bin 18 bin lira. Yani bu çöp attığınız para. Çok ciddi rakamlar. Yapmayın öyle. Yapılmaz. Bekleyeceksin. Bekleyeceksin. Yani sattıktan sonra hemen direkt kazanabileceğin bir
Altcoin ya da kripto var mı? Yok. Hepsi aşağı geliyor çünkü. E sattıktan sonra nasıl kâr edeceksin? Daha aşağı gelirse aşağıdan alırım. Ya aşağı gelmezse? Yanlış strateji arkadaşlar. Baştan yapılan yanlış strateji budur. Ama bakın bazı görüştüğüm arkadaşlarımız var. Gerçekten sabır oranları çok yüksek. Sadece hataları ne olmuş arkadaşlar? Hataları biraz bilgisizlikten dolayı yukarıda en yukarılarda bakın. Bu 7000 ile 8000 bandında alan arkadaşlarım var benim tanıdıklarım. Hocam artık bağlandım burada kaldım diyor. Yapacak bir şeyim yok diyor. Ya alabileceği en kötü yerlerden almış neredeyse daha kötü yeri. Yani gözünü kapatsa o kadar yanlış tercihte bulunamaz ama haliyle tecrübesizlik olabilir. Böyle yanlış strateji olabilir. Yani ondan dolayı onlara da bir şey demiyorum. Ama sadıklar yani orada bekliyorlar orada sıkıntı yok. Bakın onlar siz burada zarara uğrarsınız onlar orada zarara uğramaz. Parasının yarısından fazlasını kaybetmesine rağmen çünkü niye? Zararını satmak için illa ki çıkacak ve yükselecek. Bunu şunu soruyorlar hocam Shiba hemen 4000 lira bantlara gelebilir. Muhtemelen maliyeti orada hemen satmayı düşünüyor. Hocam bir sıfır atabilir mi? Arkadaşlar start verdikleri zaman 4000'li bantlara gelmesi saatler alır. O kadar kısa sürede gelebilir. Günler içinde hatta saatler içinde de bir sıfır dahi atabilir mi? Evet, kesinlikle atabilir start verdikleri zaman. Bakın, sizin maliyetinize saatler içinde arkadaşlar, saatler içinde gelebilir. Bu kadar sabırsız olmayın, bekleyin. Moralinizi falan bozuluyorsa, canınız sıkılıyorsa ekrana bakmayın. Onu söyleyeceğim. Ama hocam benim ödemem var. Ona bir şey diyemiyorum arkadaşlar. Yani yanlış strateji yapmışsın. Çünkü ödemesi gereken, acil ödemesi gereken parayla kripto alıp satıyorsan ya da hisse senedi alıp satıyorsan ve o anda çıkacağını düşünüyorsan yanlış. Ama aldığın zaman nedir? Gerçekten alıcıların çok olduğu boğa sezonudur. Gerçekten çok iyi bir sezondur. Ne alırsan gözünü kapatırsan kapat, ne alırsan al hepsi çıkıyordur. O zaman şanslısındır, doğrudur. Orada yapabilirsin ama hele ki sıkıntılı piyasada, kötü piyasada maalesef ki arkadaşlar. Burada parasının yarısını kaybetmeyi göze almayan bence kriptolarda durmaması lazım. Yarısını kaybeder ama beklersen geri de çıkar. İki katını da kazanırsın orada sıkıntı yok. Yeter ki doğru stratejilerle alın. Shiba için söyleyeceklerim de bu kadar arkadaşlar. Shiba ile ilgili çok yayın yapan kanallar var biliyorum. Ha, Shiba ile ilgili ben burada haber paylaşmak istemiyorum. Haber paylaşır mıyım paylaşırım. Shiba'nın şu yatırımım var, bu yatırımım var. Şurada listelenecek, burada listelenecek var. Tamam o yatırımları yapıyor ve güzel projeleri var. Orada sıkıntımız yok zaten. Ben Shiba ile ilgili şunu da söyledim bakın. 20 kata kadar arkadaşlar 20 kata kadar potansiyeli var. Bırakın bir sıfır atmayı. Bir sıfır atması zaten saatler alır. Yeter ki start versinler. Saatler içinde bir sıfır atar. Hiç problem değil ki orada. 20 kata kadar 20 kata kadar potansiyeli var. Sıfır atması demek de bakın şudur. Hani burada canınızı sıkıldığı için sadece bu videoyu çekiyorum. Hocam yükselirken çek. Bak düşerken çekiyorum. Altını çiziyorum. Bunu soranlar var ya bana. Hocam siz yükselirken çek. Ben düşerken de çekiyorum arkadaşlar. Yataydayken çekiyorum. Yükselirken aslında daha fazla yayın yapmak lazım. Çünkü takılacağı yerler var. Bakın arkadaşlar sıfır atması %200. Şu andaki rakamdan %200. Yapabilir %250. Yapabilir mi? Yapabilir arkadaşlar. Saatler içinde bile yapabilir. Saatler içinde bile yapabilir. Hiç sınır yok ki burada. Sınır yok. O yüzden dolayı da moralinizi bozmayın arkadaşlar. Sadece Shiba için söylemiyorum. Canınızı sıkmayın. Yeter ki böyle aciliyet olan bir paranız olmasın. Canınız sıkılıyorsa bakmayın. Yani ama bundan sonra daha doğru stratejiler yapın. Bakın iyi piyasada da olsa, kötü piyasada da olsa elinizde her zaman nakitinizin bir kenarda olması lazım. İyi piyasada daha az nakit tutarsın, kötü piyasada daha fazla nakit tutarsın. Daha kısa süreli al sat işlemleri yapabilirsin. Böyle alta geliyor ya bir anda. Bir anda alta gelince güzel yükselişler yapıyor. Tepki yükselişleri %15-%20. Bir miktar paranı da al sat yaparak da oradaki para miktarını koruyup hatta artırabilirsin. Maliyet de düşürebilirsiniz. En kötü aşağı inen ben coinlerde dahi bakın aşağı direkt çakılan coinlerde dahi böyle al sat da bile yukarıdan almama rağmen karlı çıktığım oldu. Çünkü niye elimde habire nakitim vardı. Al sat al sat da çünkü destek noktaları belli yukarıdaki direnç noktaları belli al ve sat al ve sat. Hiçbir şekilde problem etmedim. Can sıkmadım. Bu şekilde yapacaksınız arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Şu an alıcılı piyasa. Yani satıcı piyasa ama toplama piyasası şu an arkadaşlar. Şu an toplama zamanı. Shiba için de dediğim gibi 2700 rakamlar görülüyor. Daha altı var mı? Daha altı da var. Daha altı da var. Bitcoin getirirse daha altı da gelebilir. Bitcoin kaynaklı olursa gelir. Ama 2700'ler gerçekten güzel destek noktaları. Tekrar altını çiziyorum. Şu an 2700'lere de yaklaşmak üzere, 2800'lere de, 2700'lere de yaklaşmak üzere güzel destek noktaları gelebilir mi? Daha altı da var. Var arkadaşlar var. Bitcoin aşağı gelirken, piyasada kötüyken Shiba'da da zaten baskı kurmak istiyorlar ya.
Özellikle kripto alıp satan Türkiye'de, Türkiye yanlış hatırlamıyorsam arkadaşlar, dünyada ilk 5'e gidiyor. Rekorlar kırıyoruz yani. Kripto alım satımında rekorlar kırıyoruz. Orada sıkıntımız yok. Dolardaki hocam oynaklık etkiliyor mu? Evet, dolardaki oynaklık her şeyi etkiliyor. Ya burada direkt etkiliyor demem yanlış olur ama dolaylı olarak da olsa etkiliyor arkadaşlar. Çünkü dolar çok yükseliyor. Aşırı derecede yükseliyor. Dolarla ilgili bir çalışma yapmıştım. Dolar arkadaşlar 22 lira, 23 lira, 24 lira seviyeleri görülüyor. Bilginiz olsun. Yani oralara gelecekmiş gibi önlem almanızı tavsiye ederim. Elinde dolar tutanlar. Bu aslında birazcık çok konuşuyorum ama arkadaşlar, bunu da söylemem lazım. Hisse senedi alıp satan arkadaşlarımız vardı. Yani milyonluk portföye sahip olan arkadaşlarımız vardı. Onlarla ben sıkı çalıştığım, böyle grupta çalıştığım arkadaşlarımız var. Onların bir kısmını ikna edebildim, bir kısmını ikna edebildim. Çünkü elindeki o milyonluk portföyü bir hesaplama yaptık. Son bir yıllık bir süre zarfında yaklaşık 2 milyonluk bir portföyü vardı. 2 milyon lirası arkadaşlar sadece dolar alıp satsa, dolar alsa satmasa, hiçbir şey satmasa yaklaşık 4 milyona geçiyordu lirayı. Alıp satımlarını saymıyoruz. Şu an oradaki parası komple erimiş durumda. Ya doların yukarı yönlü hareketi borsaya çok olumsuz etkiliyor arkadaşlar. Çünkü orada kazanmış olsanız bile aslında kaybediyorsunuz. Böyle sürekli kayıp, sürekli kayıp, sürekli zam demek maalesef ki. Nereden nereye girdim ya, ben de bilmiyorum. Bayağı girdik arkadaşlar ya. Bayağı doluyum demek ki, ondan girdim yani. Başka bir şey diyorum. Şiba'dan aldım kendimi, bu da mazottan benzinden buldum yani şu an Şiba anlatırken. Yani girmemek mümkün değil. Türkiye'de yaşayanlar beni anlar da yurt dışında yaşayanlar şu an dediklerimi anlamayabilir. Bu ne demek istiyor falan. Türkiye'de yaşayanlar anlıyorlar arkadaşlar ne demek istediğimi. Şiba'da da böyle. Bekleyeceğiz, sabredeceğiz. Hepsinde de öyle arkadaşlar. Sıkıntı etmeyin. Allah sağlıktan bir ana eksiklik bırakmasın. Başka bir şey gerek yok. Para her türlü kazanılır. Yeter ki sizin sağlığınız yerinde olsun. Aşağı gelecek. Gelecek arkadaşlar. Bir miktar daha gelecek. Yapacak bir şey yok. Nakit olanlar dediklerimi yapabilir. Nakit olmayanlar bekleyecekler. Ekranı kapatıp bırakın yani. Nasıl olsa çıkacaklar. Dert etmeyin arkadaşlar. Tekrar farklı bir videoda, farklı bir analizde görüşmek üzere. Hoşça kalın. Videolara like atabilirsiniz. Like attıkça daha çok insanın zaten izlenmesine vesile oluyorsunuz. İnşallah ki beğeniyorsunuzdur ya da ben öyle tahmin ediyorum arkadaşlar. Beğeninizin göstergesi olarak like atabilirsiniz. Kanala abone değilseniz hala abone olarak ve özellikle bildirimleri tıklayarak yeni videolardan haberdar olabilirsiniz. Hocam şu an ne almalıyız? Videonun sonunda ne alakası var? Nakitin varsa arkadaşlar, gözünü kapattığın zaman kötü piyasada ne alsan al. Bunu çok soruyor bana ya. Ne alsan al böyle. Hepsi kazandırır, bir şekilde kazandırır. Tabi projeleri iyi olanları alırsan daha güzel hedefleri vardır onları. 7'ye, 8'e, 9'a, 10'a katlar. Videonun sonunda da bunu söylemek istedim. Çünkü sorulduğu için bana. Tekrardan görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın.